Teknoloji ne kadar ilerledi artık. Benim gençliğimde sadece radyo vardı, biliyor musunuz? Evimize televizyon aldığımızda bütün mahalle görmek için misafirliğe gelmişti. Neyse, hadi başlayalım. Yalnızca yol üstünde uğrarım diye düşündüğüm Erzincan'ın yaylalarına adeta aşık olmuş. Burada 2 gün konaklamıştım. İyi ki de öyle yapmışım. Hayatımda ilk defa yamaç paraşütünü deneyimleme fırsatı yakalamıştım. Oraya karavanımla gelmiştim. Onunla yıllar boyu bütün Türkiye'yi dolaştık. Hatta 8 farklı ülke bile gezdik. Bugün gezginde deniz olduysam, canım karavanımın bunda payı çok büyüktür yani. Aslında Erzurum'a gidecektim ama dedim ya, Erzincan beni bırakmamıştı. Karadeniz'in yaylaları meşhurdur ama Erzincan'dakiler de ondan aşağı değildir hani. Uçsuz bucaksız ve yemyeşil düzlükleri seyrederek bir ömür geçirebilirsiniz. Ki ben burayı bir kuş gibi uçarak geziyordum. Hemen karşımda Munzur Dağları'nın harika manzarası vardı. Yanımda eğitmenimle birlikte yapıyordum bu aktiviteyi. Paraşütü o kullanıyor, ben de hemen önünde iplerle asılı şekilde duruyordum. Uçuş öncesinde tanışmış, bir süre sohbet etmiştik. Bütün tecrübesini kullanarak güzel bir vakit geçirtmesini rica etmiştim. Munzur Dağları'na karşı uçuyor olmak çok özel bir duyguydu gerçekten. Dağlardan nefis bir rüzgar esiyordu. Uçuş çok iyi ilerliyordu. Yerle gök arasında bir yerdeydim. Aşağısı da yukarısı kadar uzak görünüyordu gözüme. Her şey mükemmel gidiyordu. Aniden sert bir rüzgar alttan yukarı doğru vurdu. Paraşütü öne doğru itti ve dönmeye başladık. Pilot ilk anda müdahale etmedi. Önce durumu anlamak istiyordu belli ki ama rüzgarın duracağı da yoktu. Bizi bir helikopter pervanesi gibi olduğumuz yerde döndürmeye başladı. Hızla yükseklik kaybediyorduk. Bir anda kalbim yerinden fırlayacakmış gibi heyecandan hızlı hızlı atmaya başladı. Az önce yalnızca serinlik veren o dost rüzgar gitmiş, sanki bizi cezalandırmak için gelen bir düşmana dönüşmüştü. O kadar hızlı dönüyorduk ki gözümü bir yere sabitleyemiyordum bile. Paraşütü kullanan pilot çok tecrübeli olduğunu söylemişti. İnşallah bizi kurtarabilir diye içimden dua ediyordum. Birkaç tur daha attıktan sonra bir anda paraşüt sakinleşti. Etraf yine gözle seçilebilir bir hal aldı. Sanki hiç o rüzgara tutulmamışız gibiydi. Ben korkudan hala titrerken arkadan kahkaha sesi gelmeye başladı. Kafamı pilota doğru çevirdiğimde bana bakarak gülüyordu. Uçuşun kalan kısmı sakince devam etti ve yere konduk. Yaşadığım korkudan dolayı toprağa öpecektim neredeyse. Kendimi toparlayıp pilot arkadaşıma teşekkür etmek için doğrulduğumda onun oradaki kişilerle birlikte bana bakıp güldüğünü gördüm. Meğerse uçuştan önce kendisine söylediğim şeylerden dolayı bana bir şaka yapmak istemişmiş. O an kızayım mı güleyim mi bilemedim ama şimdi düşündüğümde komik geliyor bana da. Evet çocuklar, Erzincan maceram da böyleydi. Başı da sonu da muhteşem geçen bir gezi olmuştu benim için. Benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki gezimizde tekrar buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Gezgin dedenizi de unutmayın, olur mu?